Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber 3 tane mobil aksiyon oyununa göz atacağız. Oyunlarımızdan ilki Contract Killer 2, 2 artık nasıl okuyorsanız. Oyun Glue Games tarafından geliştirilmiş. Jack Griffin adında kiralık bir katili yönlendiriyoruz oyunda. Kiralık katilimizin birçok sözleşmesi var. Contracts kısmından bunları görebiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi 3 tanesi açık. Bunlardan birine girip play'e bastıktan sonra oyunumuz başlıyor. Start contract diyoruz ve kiralık katil işimiz başlamış oluyor. Oyunun oynanışı çok basit aslında. Karakterimizi yönetmiyoruz. Sadece şu şekilde sağa sola bakabiliyoruz ve arkasına saklanabileceğimiz kutuların arkasına dokunduğumuz zaman geçebiliyoruz. Aynı zamanda karşımıza gelen düşmanlara ateş etmemiz lazım. Ateşe bastığımız zaman direkt bu şekilde ateş etmeye başlıyor. Buradan da yönlendirebiliyoruz. Üst kısımda health'imiz var. Health'imiz biteceği zaman sağlığımız oradan kullanabiliyoruz. Dilersek şu şekilde de silahı yaklaştırabiliyoruz. Oyunda tek kullandığımız silah bu şekilde taramalı silahlar değil. Sniper işte bıçak, bomba gibi şeyler de kullanabiliyoruz. Hatta gizli öldürme şekli bile var. Eğer adam sizin gittiğinizi anlamadıysa arkadan yanaşıp sinsice öldürebiliyorsunuz adamı. Gördüğünüz gibi bu sniper'ımız. Şöyle zoom yapalım. Dilersek şu şekilde dokunduğumuz zaman başka bir tarafa atlayabiliyoruz. Tabi bir sürü adamın içine atlamamak lazım. Oyunun grafikleri bu arada çok güzel yapılmış. Keşke hani yürüyebilme şansımız da olsaydı oyunda. Kontrol tamamen bizde olsaydı. Şu an sadece oyunun belirlediği noktalara yürüyebiliyoruz. Onu da zaten dokunduğumuz zaman otomatik olarak gerçekleştiriyor. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Sadece iOS ve Android platformunda var. Windows Phone'da maalesef yok. Ve ücretsiz durumda oyun. İndirip oynayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bedava olduğu için zaten beğenmediğiniz takdirde gönül rahatlığıyla silme şansınız var oyunu. Diğer oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuzun adı Lawless. Aslında ilk anlattığımız oyuna bayağı bir benziyor oyun mantığı olarak. Ancak bu oyunun farkı birazcık daha böyle arcade havası var bu oyunda. Atari salonlarındaki o silahlı oyunlar vardır, biliriz hepimiz. Oyunların havasına biraz daha yaklaşmış bu oyun. Şimdi zaten bahsetmek istediğim şeyi daha net anlayacaksınız oyunda. Biz bir ekibiz arkadaşlar. Ana karakter birazdan çıkar meydana. Trevor'a bayağı bir benziyor bu GTA 5'teki Trevor'a. Hapisten yeni çıkmış bir adam ama hapishanede de boş durmamış. Bir sürü kontak sağlamış kendine. Onlarla beraber işler çeviriyor işte. Kendi ekibini toplamış. Şu şekilde bastığımız yere ateş ediyor bu oyunda. Yine dokunduğumuz yere otomatik olarak kendisi koşturuyor. Bence grafik olarak ilk oynadığımız oyundan daha güzel gibi geldi bana grafikleri. Ayrıca gördüğünüz gibi en başta da Unity oyun motoruyla yapılmış oyun. Buradan da Unity'nin ne kadar çok geliştiğini, ne kadar güzel oyunlar yapılabildiğini görüyoruz. Bu bir de nişan alma açısından bir önceki oyuna göre daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Bence daha eğlenceli. Bu oyun da Android ve iOS platformunda var ve ücretsiz durumda, yine Windows Phone'da maalesef yok demek zorundayım. Son oyunumuza geçelim arkadaşlar aksiyon oyunlarında. Son oyunumuzun adı Zombie Woods. Zombie Woods adından da anlayabileceğimiz gibi zombilerin olduğu ve onlarla savaştığımız bir oyun. İlk iki oyundan bayağı bir farklı bunun oynanışı. Bunda karakteri de kendimiz yönlendiriyoruz. Ateşi de istediğimiz yöne edebiliyoruz. Bu oyunu Gameloft yapmış arkadaşlar. Hani grafikleri böyle biraz çocuksu gibi duruyor ancak oyun bence çok eğlenceli. Şöyle continue deyip kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada şimdiye kadar tanıttığım bütün oyunlarda oyun içi satın alma var. Silahlarınızı geliştirmek istiyorsanız oyun içi satın alma yapmanız lazım. Yoksa işler çok iyi yürümüyor. Bu oyunda da sanki böyle bir film çekiyormuşuz gibi sahneler başlıyor. Bize çeşitli görevler veriyor. Mesela şimdi şu arabanın içindeki bayanı kurtarmamız lazım. Etrafında gördüğünüz gibi yangın söndürücüler var. Onları patlattıktan sonra bayan sanıyorum kurtulacak. Şuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi quick fix diye bir olay çıktı, etraftaki herkesi öldürüyor.
Bu arada arabadaki yangını söndürdük. Teşekkür ediyor bize. Gördüğünüz gibi bir kutu aldık ve bize hayvani bir silah verdi. Birazcık da onunla adam öldürelim. Evet, gördüğünüz gibi scene complete diyor. Sahne tamamlandı. Bu bölümü de geçmiş oluyoruz. Son oyunumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Zombie Boots, dediğim gibi, bunu Gameloft yaptı ve ücretsiz bir oyun. Maalesef bu da Windows Phone dışında bütün platformlarda var. iOS ve Android'de var. Ücretsiz bir şekilde marketlerden indirebilirsiniz. Oyunların hepsi bence güzel, oynanmaya değer, ücretsiz oyunlar zaten. Yani hiçbir para ödemeden oynayabiliyorsunuz. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'un da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.